Sen biliyorsun değil mi Kenan amca? En azından sen biliyorsun. Seni kurtarmak için ben elimden geleni yaptım. Sen biliyorsun değil mi? Kimse bana da inanmıyor. Kimse beni sevmiyor. Belki bir kişi. Tek bir kişi. Çiçek. Sen ne zaman geldin? Yeni. İçim yanıyor. Kaynıyor. Ağzıma çıktığı kadar bağırsam keşke. Hiçbir zaman inanmayacaksın bana değil mi? Bu da bana dert olsun İskender. Hayat beni sana inanmaya mecbur bıraktı. Sana kadar düşürdü. Biz gazeteye geçiyoruz. Bir saat sonra orada buluşalım. Tamam canım. Görüşürüz. Keşke zamanı geri alabilsem. Ben nasıl bağışlayacağım kendimi? Ne düşünüyorsun? Söylediklerini. Yani acaba biz böyle hak, hukuk, adalet falan biraz fazla mı büyütüyoruz Rüya? Çünkü yani adam göz göre göre kızımı kaçırıyor. Kızımı, benim kızımı benden kaçırıyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Yapabilirsin. Dava sonuçlanana kadar Güneş için geçici velayet davasına başvurabilirsin. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Hakimin atayacağı pedagog senin ve Çelebi'nin yaşam şartlarına bakacak. Aşkım yalnız sen bu konuyla ilgili konuştukça beni Çelebi'ye daha da fazla itiyorsun. Saçmalama, sen gitmek istesen ben izin vermem. Önünde yatarım senin. Peki ne olacak yani günün sonunda? Ya ben Çelebi'nin karısı olarak onunla beraber onun yanında olacağım. Ya da kızımı göremeyeceğim. Savaşmadan teslim mi olalım? Kaybedeceksek savaşarak kaybedeceğiz.
Affet babam. Hoş geldiniz şey. Çay yaptım, çay içelim. Gelin. Oturmaya gelmedik. Seni götürmeye geldik. Nereye gidiyoruz? Yani küçük bir sorunumuz var. Çelebi'nin belediye başkanı olmasını engelleyeceğiz. Ha, o kolaymış ya. Ben de ne diyorsunuz diyorum. Sen zoru seversin. Vallahi bir tanem. Keşke kolayı gelse, onu da severim belki. Nereden başlıyoruz? Gel. Altan Bey, şimdi biz bu seçim sürecini nasıl sekteye uğratabiliriz sizce? Gerçek yüzünü göstererek. Hocam orası biraz problemli. Yani kişinin insanlar üstünde yarattığı algıyla normalde olduğu kişi arasında biraz fark var. İşte bu algıyı bozmalıyız en başta. Ama nasıl? Siz konuşun. Konuştum. Benim konuşmam hiçbir şekilde işe yaramıyor ki. En sonunda zaten çocuğumu göstermemekle tehdit ediyor beni. Mutlaka adaylığını engelleyecek bir şey olmalı. Ya seçimlere girmesini engellemeliyiz. Basın açıklaması yapsak, her şeyi anlatsak. Onu daha önce denedik, o iş yaş. Peki. Elimizde ne var ona bakalım. Oradan başlayalım. Yani yıllarca bana şiddet uygulaması, beni yıllarca ilaçlarla zehirlemesi dışında mı? Babamı öldürmesi dışında mı? Tarihi eser kaçırmaları. Sarnıcı havaya uçurmaları. Bir de hocam Esin Ece var. Kadını yatalak hale getirmişler. Bir de çöpe atılan bebek meselesi var. Hiç bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Çöpe atılan bebek. Ama Çelebi'yi korkutan tek şey bu neredeyse. Çöpe at. Tamam işte. Oradan başlayalım. Ellerine sağlık. Taze fasulye şahaneydi bugün. Afiyet olsun. Nasıl içiyorsun şunu bu kış gününde? Ben yani üşütürsün diye öyle dedim abla. Hadi iyi günler. İyi günler. Arsız soyundan mısın sen? Ne geldin? Sana mı geldim ben ya? Cemre ablama geldim. Yok Cemre, izinle. Ne bakıyorsun ya? Şu arsıza bak ya. Defol git buradan, almayayım seni ayağımın altına. Dua et, yaşını başını almışsın. Almasaydım ne olurdu? Görürsün, Allah'ın delisi. Mahallenin sıpıcı. Oh.
Yazdım Cemal, teşekkür ederim. Tamam kardeşim, yazdım, yazdım. Görüşürüz. Cemre, sen bu adrese gir. Tamam. Şifre altında. Tamam. Sen buna bak. Sen de buna. Ömer. Efendim hocam. Sen de bizim gazetenin arşivini tara. Tamam hocam. Gazetelerin bütün arşivleri online'a taşındı mı? Evet, büyük gazetelerin hemen hemen hepsi. Hocam şimdi tam olarak neye bakalım yani? Çöpe atılan bebek, çöpte bulunan bebek, çöp, bebek, ne varsa araştır. Hepsine bakalım. Peki hangi yılları arasını tarayalım? Bugünden geriye gidin. Zaten fazla bir haber çıkmayacaktır. Ya bunlar son birkaç yılın haberleri ama esinece 23 yıl önce. O zaman 1997 ve öncesine bakıyoruz. Evet, tam da öyle. Erzurum'da olmuş bu olay. İstanbul dışında eledik o zaman. Bu olaydaki bebek maalesef kurtarılamamış. Ah. Ya bunlar nasıl insanlar ya? Canilik. Başka bir açıklaması yok. Elimizde kaç haber kaldı? Bende bir tane var ama bu çok eski. Yani Kasım 1973 diyor. Çelebi'nin doğduğu yıllar. Ya biz hep Çelebi'nin bir bebeği çöpe attığını düşünüyorduk ama... Ya atılan oysa. Bakayım şuna ben. İstanbul'da olmuş. Eski İstanbul çöplüğüne atılmış. Bir dakika. Bir dakika. Eski İstanbul çöplüğü. Yok artık. Ne oldu? Ne buldun? Çelebi'nin belediye başkanlığı döneminde... Çelebi o çöplüğü parka dönüştürmüş. Ben emniyete gidiyorum. Bir haber, kayıt, bir şeyler var mı? Bakacağım ona. Ben de geliyorum. Görüşürüz. Bu sefer olacak gibi sanki ha? Sanki. Yani komiserim, Kasım 1973'te çöpte böyle bir bebek bulunmuş. Hatta haberleri falan da çıkmış gazetelere. Yıllar sonra Çelebi orayı parka dönüştürmüş. Yani komiserim, bu adamın içtiği su bile planlı. Yani bir çıkarı olmasa yaralı parmağı işemez. Benden ne istiyorsunuz yine? Bir iz, bir delil. İşimize yarayacak herhangi bir şey. Yani komiserim, haberlere göre bu bebek sağ bulunmuş. Ama nereye gitti, nerede, hangi yetiştirme yurduna yerleştirdiler? Herhangi bir kayıt kuyut da işimize yarar yani. Yardımcı olacaksınız değil mi? Korkut Bey lütfen. Soruşturun. Bir şey çıkarsa haberiniz olur, tamam? Eyvallah komiserim, Allah'a cansın. İyilik olsun diye yapmıyorum. Adalete inancınız kaybolmasın istiyorum sadece. Teşekkür.
amca. Arıyorum ya seni, kaç gündür bir türlü ulaşamıyorum, konuşmamız lazım. Oradan oraya koşturuyoruz oğlum, öyle her telefonu açamıyorum ben. Anladım. Şimdi bu inşaatları geziyorum günlerdir. Bu işçilerin çalışma koşulları berbat amca. Yedikleri yemekten yattıkları yere kadar çok kötü haldeler. Ben zaten bütçeyle ilgili bir çalışma da yaptım. Ozan, oğlum. Senin işin bütçe mütçe değil. Senin işin inşaata bakmak. İnşaata bakmak dediysem, hani inşaatta işler ne durumda, inşaat yürüyor mu falan filan. Ben bu insanların yövmiyelerini veriyor muyum? Hı hı. Veriyorum. E tamam, gerisine boş ver. Sen bu insanların yövmiyelerini veriyorsun, vermesine de iki ay geç veriyorsun. Onu ne yapacağız? Bu insanlar bu kadar saat çalışıyorlar burada, çalıştıktan iki ay sonra alıyorlar paralarını. O zaman zamanında veren bir yere gitsinler. Tabii bulabilirlerse. Ha ama bana diyorsan ki amca bende para var, ben işçilerin parasını vereyim, ha o başka tabii ki. Benim demek istediğim şu. Yani bu insanların temel ihtiyaçları var. Olmaz. Amca. Duydun mu beni? Olmaz. Benim bir tane inşaatım yok. Onlarca var. Burada olanı gider başkası da ister. E ondan sonra benim karım ne olacak? Ha? Bana bak. Beğenmiyorsan kapı orada. Bizde köfte bu kadar. Patron, çok durmadı yine. Hani konuşacaktı bizim yeni gelen? Ya bırak ne konuşması ya. İnandın mı yoksa sen? Al birini vur ötekine. Patronun yeğeninden hayır gelir mi adamın? Takım elbise giyenden korkacağım. Gel. Amirim. Ne buldun? Kasım 1970'e ait çöpe atılan ya da çöpte bulunan herhangi bir bebek kaydı yok. Nasıl ya? Gazetede haberi çıkmış, bize nasıl kaydı yok? Arşivleri iki kere tarattırdım amirim. Hiçbir şey yok. Çocuk esirgeme kurumlarında? Maalesef. Kasım 1973'te böyle bir çocuk İstanbul'da herhangi bir yurda yerleştirmemiş. Tamam sen bir bekle dışarıda. Başla amirim. Nasıl iş komiserim ya? Anlayacağız. Hadi siz durmayın, gidin. İşinize bakın. Bir şey çıkarsa ben size söylerim, tamam mı? Hadi Rüya, hadi gel. İyi günler. İyi günler. Şu gazetede çıkan eski İstanbul çöplüğüne dair ne var ne yok, bütün kayıtları istiyorum, tamam mı? Ne bulursan hepsini hemen. Başüstüne başkomiserim. Yani şimdi benim lokantaya geçmem lazım ya. Siz de gelseniz, orada bekleseniz, Rüya ile Ömer geldiğinde lokantada konuşsak olur mu? Olur olur, hiç sorun değil. Tabii. Tamam. Tamam. Araba burada kalabilir. Tamam. Tamam. Ablaların kraliçesi, ablaların şahı. Hayırdır uzun, ne bu iltifatlar? Bak ya, sultansın sen ablam, sultan. Biz içerideyiz. Tamam, tamam geçin siz. Hayırdır, ne oluyor? Kaçar mı benden abla? Eve gittim, kimse yoktu. Ben de bahçeye bıraktım kapkacağı. Hangi kapkacağı? He, anladım ben seni. İyilik yap, denize atlıyorsun. Tamam, ben de o iş. Görmedim, duymadım, bilmiyorum abla. Ben anlamadım neden bahsettiğini. Kaç haftadır bana yemekleri getiren sen değil misin? Yo, değilim. Beni mi yiyorsun abla? Yemiyorum. (Gülüyor)
Yok ya. Ne oldu? Yokmuş abla. Eyvallah bana, kaçayım. Gel bakayım benimle bir. Kime diyorum? Çiçek? Efendim? Çiçek. Gel benimle bir. Gel. Siz... Uzun'la ne oldu? Ya o sapıcı benim kapımdan uzak tut. Ya vallahi bak, yakında seninle külahları değişeceğiz ha. Gel. Gel benim. Neydi bu şimdi? O öyle ya, o esiyor onu arada. Neyin var senin? Hiç. Yemem. Belli ki bir derdin var. Kaynayan kazandan bir farkın yok. E içinde sen zehir gibi böyle derinine derinine işlemiş. Kazıyarak çıkaracağını sanıyorsun ama kazınmaz. Bitkiseldir. Anamın tarifi. Nereden anladın? Şu hayatta bilmediğim tonlarca şey var. Ama bir duyguyu bilirim ki. Hangi duygu? İnsanın kendisini suçlu hissetmesi. İçini kemiren ne bilmiyorum. Bak merak da etmiyorum. Ama ya içinden söküp temelli atacaksın ya da iyi etmenin bir yolunu bulacaksın. Eskiden mezarına tükürsem yeter derdim. Ölse yeter. Şimdi ölmesini istiyorum. Ölmeyi dilesin ama ölemesin istiyorum. Sadece dileyebiliyorum. Başkasına gücüm yetmiyor. Yettireceksin o zaman. Düşmanın kimse bir yolunu bul. Bıçağı ciğerine sapla, döndür döndür dur. Yoksa sadece kendini yolar durursun. Geldiler. Aa, kurtlarla koşan kadınlar da buradaymış. Sen nereden biliyorsun o kitabı? Meslek sırrı biliyorum ben. Çocuklar. Ne haber Çiçek? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Ne buldunuz? Hiçbir şey. Nasıl ya? Yaşayan bebeği de mi yok göstermişler? Yani onun gibi bir şey diyebiliriz. Yani emniyette o tarihte öyle bir bebek kaydı yok. Yetiştirme yurdunda da yok. Tüm izler silinmiş. Kayıt yok. Aslında bu kadar iz olmaması bile o bebeğin Çelebi olduğunu gösterir. Ay yaşayın hocam. Senin benim izimin peşine kimse düşmez ama demek ki ensiz kalın olunca kayıtlar silinebiliyor. Ne bakışıp duruyorsunuz? Yani nedir kararınız? Biriniz çıkıp söylemeyecek misiniz? Bu budur diye. Vallahi ablacığım, yani konu Çelebi bile olsa öyle belden aşağı vurmak olmaz yani. Bana ters o. Yapamam ben. İyi halt ediyorsun. Sen ne düşünüyorsun asıl? Yani bir kere yani böyle bir şey yaparsak ne geçecek elimize diyorum bir yandan. Ama aklım diyor ki yani senin düşmanın Çelebi. Elindeki bütün kozları kullan diyor. Kalbin ne diyor? Kalbim yani bir bebek çöpe atıldıysa onun günahı değil diyor. Yani bu bir zaaf olmamalı. Hı. Ben böyle bir şey kullanmak istemem.
Yani bu zamana kadar ben hayatımda yapmadığım şeylerle o kadar yargılandım. Onlarla o kadar çok boğuştum ki. Şimdi Çelebi'yle savaşırken onun gibi olmak istemiyorum. Yani Çelebi'nin yaptığı bin tane pislik var zaten. Yani bir ceza çekecekse o zaman kendi yaptığı suçlar üzerinden o cezayı çekmeli. Annesinin günahı üzerinden değil. Ama tabii bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Yani bu tek başıma benim savaşım değil çünkü. Hepimizin savaşı. Düşmanımız ortak. O yüzden bence kararımız da ortak olmalı. Sen ne düşünüyorsun Rüya? Haklı. Ben de yapamam. Çiçek. Cemre ile Rüya nasıl istiyorsa öyle olsun. O zaman ne yapacağımız belli. Ya keşke düşmanınız da sizin kadar namuslu olsaydı. Yani o kötü diye şimdi kötü mü olalım biz de? Ya tamam bebekken masumdu, günahsızdı. Ama şimdi bir bakın bakalım. Ya bu herifin bir canavardan ne farkı var? Ha? Ya bu adam senin babanı, senin kızını, senin geleceğini, senin hayatını, çocuğunla istikbalini almadım elinden. Heh? Vallahi hanımlar ben söyleyeceğimi söyledim. Benden bir Çelebi çıkmasın. Kime söylüyorsam safi nefes israfı. Bu umut da bittiğine göre önümüze bakalım artık. Sen ne yapacaksın? Gidecek misin o davete? Tabii canım. Gitsin. Koş koş. Hemen koş git. Buyurun. Kime baktınız? Sen kimsin? Aylin ben. Yeni başladım işe. Siz Tomis Hanım'a mı bakmıştınız? Evde yok çünkü. Gerçi kimse yok. Ben onlara bakmadım zaten. Hı. Atlas için geldim. Herkes beni senin sevdiğin gibi sevmiyor. Ondan. Sen seviyorsun biliyorum. Sen benim kötü bir insan olmadığımı biliyorsun çünkü. Biliyorsun değil mi? Sen iyi ki varsın. İyi ki. Oh. Tamam ya tamam. Tamam. Geçti. Yok bir şey. Top mu diyordun sen? Kap bakalım o zaman. Çiçek. Çiçek. Hı? Efendim. Neyin var senin? Yok bir şey. Yalan söyleme bana.
bir süredir kötüsün. Kenan'dır dedim ama değil. Yani senin başka bir derdin var gibi. Oynama şu ellerinle. Şimal. Kırmızı ve şık giyinmek dışında neyi severdi? Hayatı, yaşamayı. Peki İskender niye severdi Şimal'i? Anlardı onu. O yüzden İskender ne zaman bir hata yapsa koşa koşa Şimal'e gelirdi. Şimal de bunu da unutacağız İskender, bu da geçecek derdi. Niye sordun? Hiç. Öylesine. Bu sefer gol bak göreceğim. Hazır mısın? Geliyor. Ah be! Ya var ya bir tane atsaydım ya. Şampiyon, tamam ben pes ediyorum. Sen kazandın. Bugünlük bu kadar diyelim mi? Hadi koş bakalım o zaman. Ah fışık! Uçuyor muyuz? Ha? Uçuyoruz! İskender! Bırak çocuğu. Tamam. Bugünlük bu kadar demiştik zaten. Hı? Ben gelirim yine. Söz verip durma çocuğa. Bir daha seni asla bu evde görmek istemiyorum. Ama neden? Bir de soruyor musun? Kenan'ın başına gelenlerden sonra bir de yüzsüz yüzsüz soruyor musun? Aynı çelebi gibi olmuşsun, tam. Yeter. Ben bir şey yapmadım. Tamam mı? Kenan'ın sonunu ben değil, siz getirdiniz. En çok da sen. Sonucunu düşünmeden kullandın onu. Tamam aslanım, tamam. Tamam. Tamam şampiyon, yok bir şey. Ben demiştim zaten. Bugün bu kadar diye. Ben seni çok seviyorum. Bunu sakın unutma. Tamam mı? Sana çok pişman olacaksın. Bunu unuttu. Ver seni. İskender. Ne var ya? Ne İskender, İskender? Ne? İçin, ha? Rahatladın mı? Ben bittim çünkü, bittim. Sana merhamet etmemi mi istiyorsun? Bunun için beni anlaman lazım.
Neyi anlayacağım ya? Bana yaptıklarını. Beni ateşe attın. Sevgilimi, nişanlımı ellerimle hapse attırdın. Yetmedi, sen suçluyken beni suçlu durumuna düşürdün. En kötüsü Kenan amca. Çiçek babam yeter. Bak yeter. Yetmez. Senle ben bundan sonra aynı günaha katlanacağız. Vebalini birlikte ödeyeceğiz. Belki bundan sonra bir gün sana geçecek İskender diyebilirim. Korkunç azabı birlikte unutacağız derim. Sen? Ne? Üç gözü de tıkır tıkır çalışıyor. Bir sorunu yok. Sağ ol. Sen de sağ ol. Bakayım. Eyvallah. Dur. Selametle gel. Hayırlı işler. Sağ olasın. Efendim komiserim? Not alıyor musun? Alıyorum. Hı. Cemre, çocuğumu çok özledim. Güneşi benden uzak tutabileceğini bilmekle bunu yaşamak aynı şey değilmiş. Pes etmeyeceksin değil mi? Çelebi'nin yanına gidecek misin? Efendim Arzu. Neredesin merak ettim. Olmam gereken yerdeyim. Ha Atlas'ın yanında mısın hala? İskender neyin var? Abim haklı çıktı. Ben eve geri döndüm Arzu. Yapma ne olur. O herif seni zehirliyor, izin verme buna. Geri gel. En azından bir süre bende kal. Ne fark eder, yoruldum zaten. Herkes benim ondan bir farkım olmadığına inanıyor.
Ben de aksini kanıtlamaya çalışmaktan yoruldum zaten. İskender. Hoşça kal. Müsait miydin? Senin için her zaman vaktim var. Ama ne yalan söyleyeyim, bu kadar çabuk dönmeni beklemiyordum. Giderken çok kararlıydın. Ben dediklerini düşündüm. Eğse... Haklı olduğunda karar verdim. Bak sen. Gayet ciddiyim. Çok öfkeliydin. Çok kararlıydın. 2 günde ne değişti? Aramızda... benim düşündüğüm gibi fark olmadığını anladım. Doğru yolu çabuk bulmana sevindim İskender. Bundan sonra ne olursa olsun yanındayım. Bundan emin olabilirsin. Of. Yardım edeyim mi? Sinir, sinir etti. Ceket mi? Sinir, sinir etti beni. Kuşak beni sinir etti. Sinir etti. Hatta... böyle ya. Böyle. Böyle iyi. Yani... böyle iyi. Yani... hatta... böyle daha da iyi oldu. Bizden bu tebessümü almasına izin vermeyelim. Vermeyelim. İyi ki varsın. Güzel. Şimdi ne giyeceksin? Bana ne? İçeri bir düşüyorsun. Yakışmış. Bu özel gece için dedim biraz kendime çeki düzen vereyim. Sen. Siyah bence. Siyaset için siyah asla doğru bir renk değildir. Yani ben onu anlamam. Şık diye dedim. O kadar çok dikkat etmen gereken ayrıntı var ki inanır mısın? Ben bile atlıyorum. İnanmam. Bence bu. Cemre akşam gelecek mi sence? Gelecek. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Önünde hayatının fırsatı var. Bu kadar aptal olamaz. Teklifini kabul ederse yani... protokolü. Gerçekten boşanacak mısın? Yani söz verdin gibi. Sence?
En azından şimdi kendim gibiyim. Olması gerektiği gibi. Kim? Cemre Hanım, hazırsanız sizi almaya geldim. Kendim gideceğim. Ama? Kendim gideceğim dedim Adnan. Başımda bekçi istemiyorum. Sen benim kahramanımsın. Ben. Çocukken de öyleydi. Şimdi de. Ver kızı, ver. Ama hiç hayır demeyeceğim. Çok ihtiyacım var çünkü. Kaybetmeyeceğime inanmak istiyorum. Gücümün sınırsız olduğuna. Bölüm sonu canavarını yeneceğime. Yeneceğimize. İstersen. Yok. Sağ ol. Teşekkürler, sağ olun. Tebrikler Çelebi Bey. Sağ olun, ayağınıza sağ olun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Oo, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Cemre Hanım yoklar mı Çelebi Bey? Trafiğe takılmış. 10 dakika önce telefonda konuştum, gelmek üzeredir. Ah, çok sevindim. Basındaki tatsız haberlerden sonra toparlayamayacaksınız diye korkmuştum. Hepsi bazı basın yayın organlarının gündemi şişirme çabası, o kadar. Çelebi Bey'in örnek kişiliğine hiçbir iftira gölge düşüremez. Abi. İzninizle eşimi karşılayayım ben. Tabii ki, sizin ne demek? Buyurun. Hayatım, hoş. Merci. Hoş geldin. Kendiliklerimi giymemişsin. Bir mahsur mu vardı? Pasif direniş. Eskiden olduğu gibi. Özlemişim. Direnişini bile. Bence erken seviniyorsun. Çünkü hayatımızın kontrolü bende. Hoş geldin Cemre. Hazırlıklar tamam, kürsü de hazır olmak üzere. İsterseniz yavaştan arka tarafa geçin. Basın yerleştiğinde çağrılacaksınız. Tamam. Eşi gelecek size. Hadi hayatım. Güneş nasıl? Çok iyi. Çok mutlu. Evde mi şu anda? Evimize birlikte gittiğimizde öğreneceksin.
Ha bu arada... Bu sana ait. Neden çıkarttın bunu? Ben çıkarmadım. Güneş kendi takmak istemedi. Bugünlerde sana karşı biraz öfkeli, haksız da sayılmaz. Bana bak Cemre. Öyle bir noktaya geldik ki... geri dönüşü yok. Birbirimize mecburuz. Kendine sürekli bir evladın olduğunu hatırlat. Güneş'i hatırla. Çelebi Bey, sonra dışları yapalım isterseniz. Tabii, tabii. Teşekkürler. Cemre Hanım. İstemez. Peki nasıl isterseniz. Teşekkürler. Abi son 5 dakika. Tamam. Birini mi bekliyorsun Cemre? Bu maskaralığın bir an önce bitmesini bekliyorum, evet. Yetiştik mi? Galiba. Hadi oyalanmayalım hadi. Ömer yok. Geldi. Yettim hanımlar. Ömer. Son 2 dakika sonra sizi alıyoruz. Tamam. Neyin var Cemre? Ne? Neyin var? Neyin mi var? Şantajla, kızımla tehdit edilerek getirildim ben buraya. Sence daha neyim olabilir? Bak, hiç sırası değil. Yeri de değil. Vallahi bence tam sırası. Son 1 dakika Çelebi Bey. Hadi sevgilim. Ben gelmiyorum. Gelsene. Gel gel. Hadi. Beni zorlama Cemre. Sen söz tutunca ben de tutacağım. Ben sana herhangi bir söz vermedim. Ben sadece tehdit edildim. Ama bu aralar vermekten en çok zevk aldığım söz ne biliyor musun? Söz veriyorum. Dahası tüm insanlık için
senin daha fazla güçlenmene izin vermeyeceğim. Başkanlık seçimlerini kaybetmen için elimden geleni yapacağım. Son 10 saniye Çelebi Bey, buyurun. Pardon ya, affedersin. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Ben buraya senin zaferini değil, çöküşünü seyretmeye geldim. Çelebi Bey, buyurun. Değerli başkanım, dostlarım, ailem, kıymetli basın mensupları. Bugün burada benimle birlikte olduğunuz için müteşekkirim. Sizlerle bugün paylaşmak istediğim... Ben senin yerinde olsam... adaylığımı açıklamak için... bu kadar acele etmezdim. Cemre Hanım! Cemre Hanım! Sürprizimiz var Çelebi. Beni hatırladın mı? Nereye gidiyoruz? Çeşmeli Gümüş Parkı'nda 14 Ocak tarihinde dövdüğün kadını. Peki komiserim neresi burası? Bir ihtimal. Peşinden gitmek istersen. Simge Fındıkçı 14 Ocak'ta parkta dayak yediğini söylemiş. Şikayetçi olmuş ama saldırganın kimliği belirlenememiş. Ucu Çelebi'ye çıkar mı bilmem. Bana anlattığınız çöpteki bebeği öğrenmenizle bu kadının olayı aynı gece olmuş. Eyvallah, teşekkür ederim. Çelebi'nin yanına gidecek misin? Hayır. Gitmeyeceğim. Öyle bir iz buldum ki... kanlı canlı öyle bir iz.
Ne izi? Kimi buldun? Çelebi, hadi bunu da inkar et. Emniyette şikayetim var. Başkan adayınızı iyi tanıyın. Kendisi sözde kadın hakları savunucusu bir kan emici. Suç makinesi. Eğer Simge'ye inanmıyorsanız burada kanıtlar var. Belki bunlara inanırsınız. Buyurun. Kimin tarafında duracağınıza siz karar verin. Sen tek biz hepimiz. Artık korkma sırası sende. Çelebi.